yıla düşüşe geçmiş bir dolar kuruyla başladık. Yılbaşında dolar 1.77 liraydı. Amerikan Merkez Bankası'nın Mayıs ayındaki açıklamalarıyla dolar çıkışa geçti. Ağustos ayında 2 lira sınırı aşıldı. O sırada Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yıl sonu dolar kurunu 1.92 lira olarak verdi. Ancak bu hedef tutmadı. Merkez Bankası yılın son haftasında günlük dolar satışını 450 milyon dolara çıkardı. 2013 yılının sakin bir yıl olacağını beklediğimizi söylemişim. Yanılmışım. Banka 2013'ün son bir haftasında 3 milyar dolar sattı. Ocak ayında da toplam 3 milyar dolar satacağını açıkladı. Yıl biterken 17 Aralık'ta İstanbul merkezli operasyon başlatılınca siyasi belirsizlik ortamında dolar 2.17 lirayla tarihi rekor kırdı. 2013 yılında 22 Mayıs dünya ekonomisi için dönüm noktası oldu. Mayıs ayı biterken Amerikan Merkez Bankası Fed yıllardır devam eden ucuz ve bol döviz döneminin biteceğini duyurdu. Takvimi netleştirmedi. Amerika'dan gelen her veriyle ucuz ve bol dövize bağımlı piyasaları dalgalandırdı. Fed takvimi yıl biterken açıkladı. Aralık toplantısında aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımı 10 milyar dolar indirimle 75 milyar dolara çekildi. Buna hazırlıklı olan borsalar beklenti gerçekleştiği için karara büyük tepki vermedi. Fed başkanlığının koltuğu Ocak 2014'te değişecek. Bernanke bayrağı 67 yaşındaki Janet Yellen'a devredecek. Yellen, Fed tarihinin ilk kadın başkanı olacak. Altın fiyatları bu yıl tarihi kayıplarından birini yaşadı. Geçmişin en parlak yatırım aracı olan altın, güvenli liman özelliğini iyice kaybetti. Yıllık kaybı %27 oldu. Altın yatırımcısının yüzü 2013'te de gülmedi. Bu yıl başında 1680 dolar olan ons fiyat 1200 doların altına indi. Dünya piyasalarındaki düşüş içeride kapalı çarşı fiyatlarına da yansıdı. Bu yıla 158 lirayla başlayan çeyrek altın Haziran'da 128 liraya kadar geriledi. Yılın son günlerinde dolar yükseldiği için 140 liradan yılı tamamladı. Ocak ayında 95 lira olan gram altın, Haziran ayında 75 liraya düştü. Yılı 83 liradan tamamladı. Dünya piyasalarında altının sert düşüşüne neden olan Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı oldu. Bankanın parasal genişlemenin biteceği takvimi açıklaması, paranın borsalardan ve altın gibi yatırım araçlarından çıkmasına neden oldu. Fed'in aylık tahvil alımında 10 milyar dolar azaltmaya gideceğini açıklamasıyla ons fiyat 1188 dolara kadar düşse de 1200 dolarda tutundu. Borsa İstanbul 2013'e yükseliş trendinde 79 bin puandan başladı. Mayıs ayı ortalarında 93 bin puanla tarihi rekorlar kırdı. Ancak Mayıs ayında Fed'in tahvil azaltma kararıyla düşüşe geçti. Yılın son günlerinde İstanbul merkezli operasyon borsaya dip yaptırdı. Endeks 2 yıl önceki seviyelere 61.900 puana kadar indi. Yıllık bazda kayıp %18'i geçti.